Kendiniz sevgili seyirciler HT Sağlık programındasınız. E, birlikte geçireceğimiz dakikalar boyunca tıp teknolojisinin geldiği noktada bunun hem hastalar hem de doktorlar için yararlarından, uygulayıcılar için yararlarından bahsedeceğiz. Bu konuları konuşacağız. Konumuz hareket bozukluklarında radyo cerrahi uygulama. Şimdi böyle dediğimiz anda bir an belki neydi acaba nedir nelerden bahsedecekler diye düşünebilirsiniz. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız hadi gelin önce tanıtımımızı izleyelim sonra da konunun detaylarına inelim. Evet, tanıtımımızı izleyemiyormuşuz. Böyle bir durumumuz var. Ben size hemen tanıtayım programımızı. <laughs> Bugün Parkinson hastalığının cerrahi söyleminden ne anlamamız gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Sadece Parkinson hastalığı değil aslında. Hareket bozuklukları anlamına gelen işte mesela esensiyel tiromer dediğimiz bir hastalığımız var. E distoni adını verdiğimiz böyle istemsiz kasılmalar, e, sıkıntılarla dolu yine bir e, hastalığımız var. İşte bunlardan bahsedeceğiz. Konuğum Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Selçuk Beker. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İlk kez ağırlıyoruz sizi HT Sağlık'ta değil mi? Çok teşekkürler. Peki. E, bize öncelikle Parkinson'un nasıl bir hastalık olduğunu anlatarak başlar mısınız? Ne söylemek istersiniz? yaklaşık 100 yıldan daha uzun bir süre önce tanımlanmış bir hastalık Parkinson hastalığı. Evet. Günümüzde yaşla ilerledikçe, yaş toplumun yaş ortalaması ilerledikçe daha çok görülür hale geldi. <laughs> yaklaşık 60 yaşın üzerinde 100 kişiden bir tanesinde Parkinson hastalığı var diyebiliriz. Hatta şöyle bir şey de söylenir. Yeteri kadar yaşarsanız Mutlaka Parkinson, Parkinson hastalığına kapılırsınız ya da o hastalıkla uğraşırsınız diye bir söz de vardır. Parkinson hastalığında olay beynin özel bazı bölgelerindeki kimyasal maddelerde azalma olması. Hı hı. Bu kimyasal maddeye dopamin adı verilir. Dopamin denilen madde yeteri kadar imal edilmediği zaman beyinde o zaman hastalığı çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler ilk başta... Kolda, sağda ya da solda titremeler şeklinde ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda yürümede güçlük olabilir. <laughs> Bel ağrıları, omuz ağrıları, kol ağrıları olabilir. Adalelerde sertlik olabilir. Giderek yürümede güçlük, oturduğu yerden kalkmada zorluk, yürürken donmalar gibi bazı belirtilerle hareketin... ...rahat eskisi gibi sağlıklı yapılamıyor olmasını gösteren belirtilerle giderek tablo ortaya çıkar. Yani aslında kişinin özellikle de ileri yaştaki kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren öyle değil mi? Hem kişinin evet. kendisine hem de yakınlarına ciddi anlamda külfet getiren hastalıklardan bir tanesi. Böyle evet. de söyleyebiliriz. Evet. Şimdi bu hastalığın tedavisinde sevgili seyirciler ilaçların yeri var. Tabii ki. Son yıllarda çok konuştuğumuz beyin pili tedavisinin yeri var. Ve e, bugün aslında ağırlıklı olarak konuşacak olduğumuz radyo cerrahinin de yeri var, öyle evet. değil mi? Evet. Sorum şu, e, burada bu üç tedavi yönteminden hastaya uygun olan mı seçilmelidir? Hı hı. E, bir uygulayıcı olarak soruyorum size. Yoksa hayır, işte ilaç tedavisinin işe yaramadığı durumda beyin pili e, takılabilir, e, beyin pilinin işe yaramadığı durumlarda radyo cerrahi uygulanır gibi bir durum söz konusu mudur? Şöyle şimdi Parkinson hastalığının teşhisini koyan Kişiler nöroloji uzmanları. Bu işle uğraşan evet. nöroloji uzmanları. Evet. Onlar Parkinson hastalığı teşhisini koyduktan sonra hastaya belli bazı ilaçlarla o eksikliği az önce söylemiş olduğumuz o dopaminin eksikliğini gidermeye çalışırlar. Ya onu destekleyecek baş, çeşitli ilaçlar verirler ya da aynı işi görebilecek başka ilaçlarla hastanın klinik bulgularını geriletmeye çalışırlar. Ama belli bir an gelebilir ki bazı hastalarda bu uzun süre böyle gider ilaçlarla ve başka herhangi bir şey yapmaya gerek kalmaz. Ama bazı hastalarda ilaçlar aradan bir süre geçtikten sonra etkisi azalmaya başlayabilir, etkisiz kalmaya başlayabilir ya da bazı hastalarda ilaçlar çok etkili oluyordur ama yan etkileri daha fazladır. Hı hı. O da hastanın yaşam kalitesini bozar. Hı hı. O zaman devreye beyin cerrahisi girer. Evet. Beyin cerrahisinde de bizim bu tip hastalarda Parkinson hastalığının cerrahi adayı olan hastalarında kullandığımız çeşitli yöntemler var. Elimizde şimdi, tepside. Şimdi onlardan bahsetmek istiyoruz zaten. E bunlardan birincisi herhalde beyin pili. Beyin Öyle pil. değil mi? İkincisi nedir? İkincisi Şöyle söyleyeyim ilk başta beyinde bu hareket bozukluğundan sorumlu olduğu düşünülen bazı çekirdekler var. Hı. Bunlar işte mercimek büyüklüğünde, ufak bir leblebi büyüklüğünde çekirdekler beyinde. Farklı çekirdekler farklı şikayetlerden sorumlu. Bizim yaptığımız iş cerrahi olarak o çekirdeklere yönelik olarak bazı işlemler yapmak. Bu ne olabilir? O çekirdeklere dediğiniz gibi pil yerleştirilebilir elektrot, bir kablo ya da o çekirdeklere yönelik olarak çok ince bir iğneyle girebiliriz ve çekirdeklerdeki hücreleri tahrip edecek, onları yok edecek bir ısı uygulayabiliriz oraya. Ona aref termokoagülasyon ismi veriliyor. Bu tıpta. da ikinci cerrahi yöntemini evet. adı. Ya da üçüncü yöntem olarak da o çekirdeklere kafayı hiç açmadan, herhangi bir delik açmadan kafada dışarıdan odaklayarak radyasyon verebiliriz. O vermiş olduğumuz radyasyon sayesinde oradaki hücreleri tahrip ederiz ve bir iyilik Çıkartabiliriz. Şimdi Selçuk Bey şunu sormak istiyorum. Siz diyelim ki hastaya beyin pili uygulaması yaptınız. Evet. E, dediniz ki bu tür hareket bozukluklarında uygulama yaptığımız 3 cerrahi yöntem var. Evet. E, hastaya beyin pili yeterli gelmedi ya da aref denilen yöntemi uyguladınız o gelmedi. Hı hı. Bir ikincisi de uygulanabilir mi? Ya da her 3 cerrahi yöntemi de eğer hastanın iyi sonuç alamaması gibi bir durum varsa söz konusu olabilir mi onu merak ettim. Şöyle... Eğer genç bir hasta ise, evet. e genç ve aktif bir hasta ise, bizim daha çok tercih ettiğimiz yöntem beyin pili yöntemi. Evet. Çünkü beyin pilinde iki taraflı olarak hem sağda hem solda. Çünkü hastaların şikayetleri iki taraflı, hem sağ tarafında vücutlarının Parkinson'a ait belirtiler var, hem de sol tarafta. O zaman da beyinde de iki taraflı işlem yapmamız lazım. Eğer genç bir hasta aktif bir hasta ve iki tarafta şikayetleri varsa daha çok beyin pilini tercih ediyoruz. Evet. Yok eğer hastanın yaşı ileri çok aktif değil. Tek taraflı bir işlem hastanın işini görecekse mesela atıyorum kafadan elinde sağ eliyle yemek yiyor, suyunu içiyor çayını içiyor. Ve istiyor ki ben sağ elimdeki bu titremelerden dolayı, içemiyorum yemeğimi, yiyemiyorum. Sadece benim sağ elim, sağ tarafım düzelsin diyor. O zaman o bahsetmiş olduğunuz iki yöntemle, aref yöntemiyle ya da gamanayfla yardımcı oluyoruz hastanın hiç olmazsa bir tarafındaki şikayetleri azaltalım diye. Yani tıptaki multidisipliner yaklaşım aslında cihazlar arasında da var. Aynen öyle değil öyle. mi? Bir Tabii. Bir tamamlayıcı Tabii. bir yöntem tamamlayıcı olarak ve hastanın ihtiyaçlarına hangisi daha uygunsa Hı -hı. onu uygulamak şeklinde. Peki, e... Şimdi özellikle e, hareket bozukluklarında bu arada e, genellikle beyin ameliyatları denildiği zaman, e, beyin cerrahisi denildiği zaman beyin tümörleri akla geliyor sevgili seyirciler. Belki de beyin cerrahisinin ağırlıklı alanıdır ama e, hareket bozukluklarının da yine beyin cerrahisinin e, çeşitli uygulamalarıyla ortadan kaldırılabildiğini, şifa bulduğunu unutmamak lazım. Bir kez daha ekranlarının başına geçen seyircilerimiz için işte esansiyel e, tremor diyoruz, distoni diyoruz. E, başka ne var? Parkinson diyoruz. O hastalıklar Burada da evet bir grubu oluşturan bu sonuç üç aldığımız yöntemler bunlar. Bunları da unutmayalım. Peki şimdi radyo cerrahinin e, ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Şöyle e, biraz önce dediğim gibi genellikler tek taraflı bir iş yapacaksak, iki taraflı değil de Hı -hı. tek taraflı bir işe yöneleceksek eğer, o zaman radyo cerrahide uygulayabileceğimiz şeylerden bir yöntemlerden bir tanesi. Bunu radyo cerrahi daha çok tremoru, titremeyi azaltmak ya da yok etmek amaçlı kullanıyoruz. Tremor titreme demek. Titreme, titreme demek. Bu titreme Parkinson hastalığı var. Titremesi var iki taraflı ama biz bir tarafa yöneldik. O zaman şöyle yapıyoruz. Titremeden sorumlu olan beyinde yaklaşık böyle bir mercimek büyüklüğünde bir çekirdek vardır. O çekirdeği bilgisayarda çeşitli bilgisayar teknikleriyle ortaya çıkartıp oraya dışarıdan Kafatasında herhangi bir ameliyat yapmadan, herhangi bir delik delmeden, bir yeri açmadan ışınları, radyasyon ışınlarını odaklayarak o bölgede bir tahribat yaratıyoruz. Böylece o anormal çalışan hücrelerin e, o çalışmalarına engel olmuş oluyoruz. Ve bu işlemi yaptığımız yerin lokalizasyonuna göre de sağ tarafta ya da sol taraftaki titremeyi durdurabiliyoruz. Böylece hastanın yaşam kalitesini arttırmış oluyoruz. Bu işlem bir günlük bir işlem. Yani hasta hastaneye sabah geliyor. Aynı gün gerekli olan hazırlıklar yapıldıktan sonra MR, bilgisayarda hesaplamalar, tedavi cihazına alınıyor. Gamma Knife Radyo Cerrahisi dediğimiz cihazla bu işlemi yapıyoruz. Demiş olduğum bölgeye çok hassas bir şekilde radyasyon ışınlarını yönlendiriyoruz. Aynı gün hasta evine gidiyor. Sonra o bölgede değişiklik görmek için bir birkaç ay geçmesi gerekiyor. Hemen yani oraya yaptığımız anda Sonuç titremesi almıyor. geçmiyor. Birkaç <laughs> ay sonra titremeleri azalmaya başlıyor. Sonra hastaların yüzde %80-90'ında e, hastaları rahatsız etmez halde bir titremeyle hayatlarına devam ediyorlar. Bazı hastalarda titreme sıfır oluyor. Hiçbir şey kalmıyor geride. Bazı hastalarda da çok e, silik bir titreme kalıyor ama eskiye göre hayat kaliteleri tabii çok daha artmış oluyor. Şimdi tabii siz konunun uzmanı olarak bilebilirsiniz. Ben de sağlıkla ilintili çalışan bir kişi olarak bilebilirim ama belki seyircilerimiz arasında ya bu radyo cerrahi radyo falan farkını bilmeyenler olabilir diye bir açıklayalım mı? Şöyle, ne demektir? Ee, ne farkları var? Radyoterapi terapi tabii herkes işte kanser hastalığı oldu başka evet. hastalık oldu radyasyonla tedavi yapıldı. Radyo cerrahi de bizim kastettiğimiz şey şu gene radyasyon enerjisini kullanıyoruz hı hı. ama radyasyon enerjisini daha farklı olarak bu öbüründen farklı olarak çok hassas olarak belli bazı noktalara odaklayarak veriyoruz ve bunu bir günde veriyoruz. Yüksek dozdaki radyasyonu o teknolojik imkanlar sayesinde çok küçük bir alana odaklayabiliyoruz. Bu da tabii ki hastaya e, hem işine gücüne engel olmamak açısından, evet. hem de yan etkiler açısından büyük bir avantaj getirmiş oluyor ve e, günümüzde çok uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Radyo cerrahi kaç yıldır mesela? Radyo cerrahinin ilk ortaya çıkışı 1951 ama giderek giderek dünyada yayılması 1990'dan 90'dan sonra gelişti <laughs> ve böyle bir logaritmik artış gösteriyor radyo cerrahi uygulanan hasta sayısı çeşitli indikasyonlarda. Peki e, hareket bozukluklarında biraz önce saydığınız parkin sonunda içinde bulunduğu hastalıklarda e, ülkemizde de yaygınlaşmış durumda mı e, bu yöntemle tedavi edilmesi yoksa daha yeni yeni yaygınlaşıyor ve daha almamız gereken bu anlamda çok yol var mı? Ee, daha yeni yeni yaygınlaşıyor desek daha Hı. doğru olacak Hı. öyle görünüyor. Bazı ülkelerde hakikaten çok çok fazla uygulanıyor diğer cerrahi yöntemlerin yanında neredeyse onlara eşdeğer miktarda uygulanıyor hasta sayısı açısından. Ama bizim e, pratiğimizde daha az sayıda hastaya uygulanmakta. E, işte daha çok insanlar öğrendikçe bu şeyi, e, imkanı duydukça evet bundan da faydalanacaklar. Şimdi e, bugüne kadar ki tecrübelerim ışığında şunu söyleyebilirim yaptığımız programlarda bir uzmanın anlatması kadar aslında hatta daha da fazla e, bir hastaya işaret edilmesi ondaki değişimin e, ifade edilmesi bazen çok daha etkili olabiliyor. Sizin de şimdi klinik gözlemlerinizde mutlaka e, çarpıcı değişiklikler hastaların yaşam kalitelerinin artması gibi durumlar söz konusudur. Yani Aa, benim Meral teyzem böyleydi işte bu uygulamadan sonra çok iyi oldu. Aa, Ali Bey de şöyleydi şöyle oldu gibi. Mesela en çarpıcı örnek nelerdir gördüğünüz. Ee, şöyle söyleyeyim size. Sizi de mutlu güzel oldu. Ee, geçenlerde bir hasta muayeneye geldi bana. Hastayla beraber yanında da bir beyefendi geldi. Beyefendi dedi ki: "Doktor bey bir dakika dedi. Hastayı muayene etmeden önce dedi. Size ben bir şey söyleyeceğim dedi. Nedir dedim? Yaklaşık dedi 15-20 sene önce dedi. Siz benim anneme dedi titremesi olduğu için dedi gamanaif yapmıştınız dedi. Annem şimdi dedi 90 yaşına geldi ve titremesi yok rahatlıkla suyunu içiyor, çayını Öyle içiyor. De. Hayatından çok memnun. Size de çok selamı var dedi. Ya bu tür şeyleri duyunca tabii biz evet. de çok mutlu oluyoruz. Evet, evet. Hastalar mutlu olduğu zaman biz mutluyuz. Yani bu doktorluk hep öyledir. Doktorlar ne zaman mutlu olur? Hastaları mutlu olduğu zaman. O yüzden de elimizden gelen en, en, en iyisini hep hastalarımıza yapmaya çalışıyoruz. Bu herhalde alınabilecek en e, büyük e, mutluluk evet. öyle değil mi? Süresi ne kadar demiştiniz uygulamanın? Yaklaşık olarak hastaneye gelmesi diyelim sabah saat 7.30-8'de geldi hastaneye hastaneyi terk etmesi saat 11-12'yi buluyor evet. ama cihazın içinde tedavi süresi yaklaşık olarak 45-50 dakika 45-50 dakika o hedef aldığımız küçük minik e, mercimek kadar noktaya biz ışın veriyoruz, radyasyon veriyoruz. Bu tedavi sırasında hastada herhangi bir ağrı, sızı, herhangi bir şey olmuyor. E, müzik açıyoruz hastaya. Güzelce müziğini dinliyor. İsterse uyuyabiliyor da tedavi sırasında. E, MR cihazı, cihazı gibi bir cihaz. Evet. E, herhangi bir konfor eksikliği olmuyor hastada. Peki uygulamanın yapılamayacağı hastalar var mı? Bazı gruplar var mı? E, şöyle teknik olarak yok. Teknik olarak her hastada yapılabilir ama endikasyonu iyi koymak lazım. Yani o hastada hakikaten yapacağınız bu işlem işe yarayacak mı? Hastalığı uygun mu? Şikayetleri ona uygun mu? Bir de hastanın beklentilerine uygun mu? Mesela 35 yaşında, 40 yaşında esansiyel tremoru olan, yani sebebi bilinmeyen tremoru olan bir çalışan bir genç hanım düşünün. Bu hastaya radyo cerrahi yapayım. Ben senin sadece sağ elindeki titremeyi gidereyim derseniz, hastaya ilk başta bu çok sevimli gelebilir. Ama aradan zaman geçtikçe ama benim sol elim de titriyor. Sol tarafımı da keşke tedavi etse edebilseniz gibi e, istekler de karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden de e, hastanın beklentileri bizim için çok önemli. Hı -hı. O nedenle biraz önce söyledim. Özellikle gençlerde beyin pili ön plandadır. Daha yaşı ileri, daha sedanter hayat süren, hani evde oturan, çok fazla e, iş güçle uğraşmayan kişilerde tek taraflı işlem... Daha mantıklı olmakta. Yani hastaya göre beyin pili, evet. hastaya göre belki aref dediğiniz yöntem, evet. hastaya göre radyo ce e cerrahi, evet. belki de sadece ilaç tedavisi tabii kimi hastalarda öyledir değil değil mi? Bir çok hastada ilaçla tedavi edili ve o şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Ama tabii alanınızla ilgili böyle e, elinizin zengin olması, kuvvetli olması da ayrı bir şey çünkü pek çok e, alanda e, bu imkan söz konusu tabii. olmayabiliyor ne tabii. dersiniz? Hastalara. Sizin hastalığınızın tedavisi için elimizde şu 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 seçenekler var. Hı hı. Her birinin kendine göre avantajı, dezavantajı şudur demek. Tabi doktor için de çok büyük ferahlık. Çok doğru. E, şimdi e, tremor dediğimiz, titreme e, konusunda da... Mesela beyin pili taktığınız bir hastada... E, ...o sonucu hemen görebiliyorsunuz evet. eğer yanılmıyorsam. Evet. E, öyle değil mi? Şöyle. Ama radyo cerrahide bunun böyle olmadığını söylediniz. Evet, o radyo cerrahi yaparsanız birkaç ay beklemeniz lazım. Ama diyelim ki tremor'u var, eli titriyor. Siz hastaya beyin pili taktınız ya da aref termokoagülasyon yaptınız. Evet. Yani iğneyi soktunuz ve yaktınız o bölgeyi. Hızlıca hemen hastanın tremorunun çok azaldığını ya da durduğunu görüyorsunuz. O tabi hasta için o bakımdan sevimli. Öbüründe hani kafasının içine herhangi bir girişimde bulunmamış oluyorsunuz. Dışarıdan ışın vermiş oluyorsunuz. Bir açmaya gerek yok. O yüzden o avantaj getiriyor. Hı hı. Mesela bazı özellikle yaşlı hastalar işte kalp hastalıkları problemleri sebebiyle kan ilaç kullanabiliyorlar. Evet. Ya da işte kontrol altında olmayan şekeri olabiliyor hastanın. Yüksek tansiyonu olabiliyor, inip çıkabiliyor tansiyonu. Hani onlarda cerrahinin getireceği sıkıntılar da olabileceği için belki radyo cerrahi yapmak, radyasyonla oraya müdahalede bulunmak hasta için daha emin bir yöntem olabilir. Onlar onu seçmek daha akıllıcadır. Peki e, distoninin ne anlama geldiğini de bize anlatır Distoni... mısınız? Yani o da çünkü e, kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda çok, etkileyen bir rahatsızlık. Çok. Sık Dis... mı görülür? Distonide çok sık değil neyse ki. Az görülür ama görüldüğü zaman da hasta hakikaten çok perişan eder. Distonide e, boyunda, kollarda, gövdede istemsiz kasılmalar meydana gelir. Hasta istemediği halde kaslarında kasılmalar olur ve ona bağlı olarak da boynunda, gövdesinde, kollarında, ellerinde şekil bozuklukları ortaya evet. çıkabilir. Bu ağrı da yapabilir, omurgada bozukluklara da yol açabilir ve hayat kalitesini çok düşürür. Bu tip hastalarda da gene ilaç tedavisi ya da bazı hastalarda o kasılan adeleyi gevşetmeye yönelik, kasılmayı engellemeye yönelik botoks işlemleri, evet. uygulamaları yapılabilir. Ama eğer onlardan da fayda görmüyorsa hasta o zaman onlarda da bu demiş olduğumuz cerrahi yöntemlerden bir tanesi uygulanabilir. Şimdi radyo cerrahi e, de kullanılan e, birtakım cihazlarda da ilerlemeler var. E, muhakkak ki sevgili seyirciler hiçbir şey durağan değil, her şey e, ilerliyor, gelişiyor. Dolayısıyla hastalarında yararına sonuçlar elde edilebiliyor aynı zamanda hekimlerinde. E, burada mesela sizin cihazları uygulamaya başladığınız dönemden itibaren ne gibi gelişimler oldu? Geçmişte evet. elinizi biraz daha kısıtlayan ama şimdi daha rahatlatmış olan neler var? Şöyle de söylediğiniz gibi yani teknolojik ilerlemeler hakikaten hem Hastanın işini çok kolaylaştırıyor ve tedavisinin güvenliğini arttırıyor. Hem de doktorun o işi yapmasında daha büyük kolaylık getiriyor. Mesela bu radyo cerrahi yönteminde bugün kullandığımız cihazlarla eskileri karşılaştırmak yani neredeyse mümkün bile değil. O zamanki uygulamada hem hasta için çok yorucuydu, külfetliydi, uzundu doktor için daha sıkıntılıydı. Bugün çok daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. İlk defa bu Knife cihazını uygulanması 1968 yılında ilk defa uygulanmış. 68'den bugüne kadar 50 yıl geçti. Yani 50 yaşında aslında bu teknoloji. Bazen böyle 1969-70'te çekilmiş videolar var tedavi işlemi sırasında. Onları seyrediyorum. Yani akıl alır gibi nasıl değil. Nasıl diyorsunuz? yani? O nasıl uygulanmış? <laughs> ama bugün günümüzde çok daha güvenli bir şekilde yeni teknolojiler sayesinde güvenli bir şekilde hastalara yardımcı olmak mümkün. Evet. Ben bir de e, hep şeyi se, e, severim ve onu da konuklarıma sormayı e, böyle unutmak istemem. E, şimdi geçmişten bugüne kadar son derece önemli gelişmeler oldu. Bu bizi çok şaşırtıyor dersiniz ama bir beyin cerrahı olarak özellikle hareket bozukluklarında şu anda kullandığınız yöntemler, cerrahi yöntemler düşünüldüğünde şöyle beş yıl sonrasına, 10 yıl sonrasına, belki 20 yıl sonrasına bir uzanalım, hadi gidelim bakalım desem neyin olmasını isterdiniz? Ne bizi çok rahatlatır ve işimizi kolaylaştırır derdiniz? Ya, görünen o ki daha çok böyle beynin çeşitli hastalıklarda beynin farklı bölgelerinin elektriksel uyarılması hakikaten çok artacak gibi görülüyor. Ve bugün kullandığımız sistemlere göre gelecekte sistemler çok daha mikro düzeye inecek. Belki, belki bilmiyorum, beynin içine koyacağımız çok minik bir çip sayesinde o bölgede istediğimiz değişiklikleri görebileceğiz. Dışarıdan ona hükmedebileceğiz. Böylece hastada hem yapmış olduğumuz işlemin riski çok daha düşük olacak, hem faydası daha yüksek olacak ve geriye dönüp baktığımız zaman hani belki de diyeceğiz ki hani biz bugün nasıl ya yani biz o zamanlar bu uygulamaları nasıl yapıyormuşuz. Bugünkü şu teknolojik gelişmelerle evet, diyeceğiz. Bugünden bahsedeceğiz değil mi? Evet, bugünden bahsedeceğiz. Nasıl düşünerek ki ben şimdi 1968'den böyle bahsediyorsam evet, aynısı. Evet. Herhalde gidişat daha çok böyle elektrik enerjisinin beynin farklı yerlerinde daha minik sistemlerle kullanılmasına doğru gidiyor. Peki arkadaşlarıma söyleyeyim e, canlı yayında insan bazen kaçır veriyor. Kaç dakika süremiz var? İki dakikamız kaldı. O zaman şununla bitirelim e, isterim Selçuk Bey. E, hareket bozuklukları önemli bir alan ama beyin cerrahisi deyince daha çok beyin tümörleri akla geliyor demiştik. Hareket bozukluklarında Parkinson gibi, distoni gibi, esansiyel tremor, tremor. gibi bir kez daha bu hastaların bu cerrahilerden, farklı cerrahilerden yararlanarak iyi sonuç alabileceklerini belirten cümlelerinizle bitireyim. Hı. Hareket bozukluklarında Parkinson, distoni, tremor... Tabii ki bugün günümüzde ilaç tedavilerinde de çok büyük ilerlemeler var eskiye evet. göre. Ama gene de bu ilaç tedavilerine rağmen hastaların önemli bir kısmında yetersizlikler ortaya çıkabiliyor. Bu tip durumlarda da beyin cerrahisi hakikaten çok büyük ilerlemeler kaydetti. Farklı pek çok yöntemle hastalara yardımcı olabiliyor artık. Ve hastaların, in, insanların yaşam kalitesini yükseltmekte çok büyük e, yardımları olabiliyor. O yüzden hastalarımızın, e, insanlarımızın bu tür şeyleri araştırmalarını ve e, eğer kendi hastalıkları içinde uygunsa e, denemelerini kullanmalarını tavsiye ederim. Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Selçuk Peker bizimle birlikteydi. E, bugün de HT Sağlığı izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine aynı şeyi bekliyorum. Lütfen izleyin bizi. E, sağlıktan bir haber kalmamak için izleyin diyelim ve e, sizlere sağlıklı bir gün dileyelim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.